Evet arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün Türk Hava Kuvvetleri'ni, yani modern Türk Hava Kuvvetleri'ni maketlerinin tanıtımını yapacağım. Sayfamda, Instagram sayfamda görmüş olduğunuz gibi, yani görenleriniz için oldukça geniş bir filo yaptım. Bunları bugün tanıtacağız. Neler var? F4 Phantom'lar var, F16'lar var. Ve bir de F-35, yani birkaç hafta içinde bize ilk teslimat yapılacak olan. İsterseniz onunla başlayalım. Yani bu benim 2 sene önce sanırım yapmış olduğum bir maket. Yani tabii nasıl numaralandırması nasıl olacak, o şeyler tam belli olmasa da yani iki sene önce yapmış olduğum bir maket. Numarası, yani ona pek aldanmayın ama bu şekilde resimlerde şu anda gördüğümüz gibi o şekilde olacağı söyleniyor. Böyle bu şekilde F-35'imizi de yapmıştım. Resimlerde biraz daha şu anda güzel gözüküyor. Ama en azından bir tane yaptım, envanterde bulunuyor. Soranlarınız olur, buraya ne oldu? Buraya bir madde dökmüştüm ağırlık katması için. Çünkü bazı maketlerde burunu doldurmanız lazım. Doldurmazsanız böyle havaya kalkıyor. Arka ağır bastığı için. Putty denen bir madde, yani çizik, açık yerleri kapatmak için bir madde. Ondan döktüm, eritti burunu. Yani oraya bakmayın. Geriye kalanı bu şekilde maketin. Geçelim. Revel markasının çıkarmış olduğu bir maket. Bu da Solotürk. Yani yerli yabancı maketçilerin hemen hemen hepsinin yapmış olduğu bir kere, yani maketçilik hayatında herkesin de beğeniyle yaptığı ve yani görsel olarak yani mükemmel bir uçak. Yani baksanıza. Burada Turkish Air Force yazıyor. Burada da imzamız. Böyle yani. Solotürk pilotumuz da bu şekilde. Bu maket de istediğiniz zaman alabilirsiniz. Güzel maket. Eğer giderseniz bir Solotürk'üm olsun. Yani uçak yapanların envanterinde bulunması gereken bir uçak. O kesinlikle öyle. Gelelim F4'lere. Bu benim yapmış olduğum ilk F4'tü. Şahinler sanırım. Tam filoyu tam bilmiyorum. Bu şekilde. Bu ilk F4'ümdü. Yani birazdan göstereceğim ikincisine bakarak bunu pek o kadar diğeri kadar beğenmiyorum. Ama yine de zamanında yaptım. Boyamada biraz sıkıntılar olabilir. Ama hoş bir maket. Bir daha da yapmam çünkü uçağı pek sevmiyorum. Yani yapımı da zor. F-16'ya bakarak. Onun için bunlardan artık yapmıyorum. Gereği de yok artık yani. Çünkü 2 tane yaptım, yeter. Artık zaten bunlar da emekliye ayrılacaklar. Bu da sonraki yaptığım. Bu biraz daha güzel olmuş yani. Böyle. Gördüğünüz gibi biraz tozlanmış. Şeytanlar. Çevirelim. Bu şekilde. Üstten de böyle. Evet, videoda bir sorun olmuştu ama şimdi devam ediyoruz. En son bunu göstermiştim. Şeytanlar filosuna ait F4. Geçelim F-16'lara. Şu gördüğümüz açık renkli olan ilk yapmış olduğum F-16'ydı. Bu şekilde. Akıncılar. Böyle. Bir maketimiz. F-16'nın ilk filomuza ait olanı gösterdik. Bu da Kurtlar filosu sanırım, evet.
şekilde. F-16'larımız. Geçelim diğerine. Bu kobralar. Bu şekilde filo. Son olarak da Savaşçılar Üssü diyor. Diyarbakır sanırım. Evet, öbür tarafta Diyarbakır yazıyor. Bu da böyle bir F-16'mız. Yani böyle bu şekilde filoyu tamamen göstermiş olduk. Şöyle yapayım. F-35'imiz, Solo Türk, çeşitli üslere, filolara ait F-16'lar ve F-4'lerimiz burada. Umarım beğenmişsinizdir. F-16 yapmak gerçekten zevkli oluyor. Gördüğünüz gibi bayağı da yaptım. Elimde daha fazla dikaller var. Yani bu filolara ait. Belki ileride daha fazla F-16 yapma imkanım olur. Eskisi gibi vaktim olmuyor ama sizler için vakit ayırmaya çalışacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka hangi videolar görmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bir dahaki videolarımda Alman araçlarını da maketlerini de yapmıştım. Onların da tanıtımını yaparım. Onlar da hep 1.72. Bende ağırlık olarak 1.72 ölçek var. Bu uçaklarda yalnız 1.72. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın.